Sen kız isteme, şu kılıkta giderim ya. Sana söyledim Şevkat, bari kravat taksaydın. Ben sana diyorum lan. Şu tipine bak. Kilise papazı gibi. İskambil papazı gibi mi giyinseydin? Kız istiyoruz. Ciddi mesele. Kız istiyoruz da sanki ne? Formalite de istiyoruz. Zaten kızı kaçırdık düğünden. Bu eş oldu bitti. Hani ne o? Memduh babanın gönlün olsun. Yani adamın bir tanecik kızı var. Hani onu da bir istemeye gidelim falan. Da keşke tek gitseydim. Ne olursa olsun kız istemeye tek gidilmez. İlla birisi lazım. O da benim hakkım. Kardeş, kardeş. Sen şu sağda dur da biz inek para o kadar çıkıştı biliyor musun? Ayıp ediyorsun birader. Madem kız istemeye gidiyorsun ben eve kadar bırakayım. Yok yok öyle olmaz. Sen sağda dur biz şey yapalım zaten yakın şuradan gideriz. Şunu da alsak. 2 lira eksik kaldı. Onu da helal ediver. Helal olsun kardeş. Hayırlı işler. Hadi sen oğlum. Vay mı bekliyorsun? Ulan Niko dedik değil mi sana o kadar pahalı çikolata yaptırma diye. Al işte taksiye para çıkışmadı. At gibi yürüyoruz şimdi. Şoför götürecekti. Sen indin. Tamam. Tövbe ya. Sen cömert olursan Allah da sana karşı cömert olur Şevkat. Çikolata pahalı ama şoför de güzel teklifte bulundu. Söyleyene değil söyletene bak. Allah'ın lütfunu geri çevirdin Şevkat. Bana bak maça papazı. Orada da böyle zevzek zevzek konuşursan bozuşuruz ha. Bak gideceksin merhaba merhaba. Zırt pırt öyle lafa girmeyeceksin tamam mı? Bak ermiş derviş muhabbetine dalarsın. Vallahi ben de sana dalarım ha. Allah'ın emri peygamberin kavliyle. Baba, oğul, kutsal ruh adına. Kırklar meclisi. Kayıp imam adına. Erenler, ermişler, azizler, azizeler, dervişler adına. Yeter lan tamam. Babacığım kusura bakma bu ilk kez kız istiyor da biraz heyecan yaptı. Böyle bir sentez oldu. Bak çorbacı. Bu çocuklar konuşmuşlar, anlaşmışlar, karar vermişler. Bize laf düşmez yani değil mi? Ha? Hayırlı olsun. Babacığım. Hadi buyurun. Bak Şevkat oğlum. Benim bir tane kızım var. Bütün ömrümce onun için çalıştım, çabaladım. Bundan sonra neyim varsa hepsi sizin. Tamam mı? Ha, yok baba. Biz kararlaştırdık. İkimiz de çalışacağız. Hı hı. Ev işlerini de müşterek halledeceğiz. Yani müşterek derken işte mesela yemeği ben yapacağım. Bulaşığı çamaşırı o yıkayacak. Hı? Zaten makine yıkıyor bulaşığı çamaşırı. Ha temizlik dersen haftada bir kadın tutarız dedi. İyi dedim öyle deyince ne diyeyim zaten oradan da şey yok ne var. Madem siz aranızda anlaştınız. Yalnız benim bir tek kızım var. Ona anlı şanlı bir düğün yapmak istiyorum. Yok. Hani biz düğün gerek görmedik yani. Değil evet mi? Evet babacığım biliyorsun zaten daha önce düğün bir rezil oldu. Ya manşet, magazin, gazeteciler falan hiç uğraşmayalım yani hiç gerek yok bence değil mi? Bir dakika. Buna dünürler karar verir. Oğlum sana ne oluyor lan? Hani sadıçtın sen? Ne ara dünür oldun? Kilisede sadıç, camide dünürüm. İtirazın var mı? Sen Memduh babanın kızını düğünden kaçırmadın mı? Adam gıkı çıkmadı. Böyle bir adamın kalbi kırılır mı? Tamam o zaman yapalım ben düğünü yapıyorum tamam. Yok. Düğünü ben yapıyorum. Ben yapıyorum çünkü neden derseniz düğünü erkek tarafı yapar. Şevkat ne yapıyorsun? Ne yapayım? Uğursuz ağzını açtı yine onu temizliyoruz ne yapayım? Ben yavaştan kaçayım. Hayırdır? Ya ben bir Ankara'ya kadar gidip gelmem lazım da. Neden? Benim dededen kalma bir ev vardı. Onu bir satıp geleceğim. Oğlum bir düğün için babadan atadan kalan ev satılır mı ya? Ya yok zaten satmasam yıkılacak. Şimdi yıkım olunca bir de belediyeye molos para söyle. İşte onu yıkarken iki kişi altında kalır. Biri ölür, biri sakat kalır. Ölünün bebesine bak, sakatın hastane masraflarına bak. Bilmem ne cevap. Türk derken o olmaz o iş. Evet doğru haklısın. Şevkat ne gerek var ya deli olma. Ben normalim.
Ben normalim, deli olan bu. Hani ben farkı görün diye getirdim bunu. Ben yavaştan kalkayım. O zaman sen benim arabalardan birini al, onunla git. Süper olur, dönür. Hem eve onunla döneriz, şimdi taksi maksi. Uğraşma hiç. Oğlum sen bir sussana lan, bir sussana. Bir ağzını açtın, eve gittim. Dükkanda mı gitsin? Bari dükkan kalsın, bir sus. Bana müsaade, ben kaçayım artık. Şevkat oğlum, bak. Arabalar bunlar. Bunlardan birini seç al işte. Şunu alayım ben. Hangisini? Şunu. Para olanı. Ha, o mu? O bizim bahçıvanın arabası ya. İyi, tamam. Sen iki günlüğüne şunu verirsin bahçıvana. Onunla takılır. Ben şunu alayım dedim. Hem tüplüdür, az yaka. Sen bilirsin. Hadi, görüşürüz. Sağ olasın. Sağlıcakla git, sağlıcakla gel. Sağ ol baba. Çorbacı, gel sana anahtarı vereyim içeride. Haber ver bana, tamam mı? Merak ederim. Olur. Her şeyi bir bir anlatırım. Yolda mola verdim, köfte yedim. Karşıma kedi çıktı, frene bastım. Hepsini bir bir rapor ederim. Et. Aldığın her nefesi bilmek istiyorum. Sen zaten benim aldığım her nefes. Lan bir yürü git. Üstümde, başımda. Bak gördün mü? İyi ki çikolatayı pahalı yaptırmış. Allah da sana cömert davrandı. Düğün parası çıktı, kayınpeden altına araba çekti. Oğlum Nikola, eve gidene kadar ağzını açma. Zaten sinirim tepemde, kapa çeneni. Yürüyerek geldik, arabaya dönüyoruz. Depo full. Hikmet'i göremezsen AKP'yi de görürsün hacı. Şimdi görürsün ama Hikmet'i. İn yan aşağı. İn yürü git. Sabahtan beri car car car. Bir de havadan düğün çıkardın başıma. Yürü git. Sen şimdi beni bu arabadan indiriyorsun ama hayat yolu birdir Şevkat. Bu arabadan. Şimdi ben inerim. Ankara'da bir Niko daha biner. İnerse binsin lan. Onu da aynı böyle tepe tepe indiririm anasını satayım. Bu neden böyle? Git oğlum. Manastıra mı kapanıyorsun? Kabe'ye mi kapılanıyorsun? Ne yapıyorsan yap. Yeter ki benden uzak dur oğlum. Bir yürü git lan. İn.